değerli sanatçılarımızı da uğurladıktan sonra zaman tüneline son bir kez girmeyi öneriyorum sizlere. Yorgun ve bitkin bir teba topluluğunun küllerinden yaratılmış, dinamik bir ulusun özveriyle kalkınmaya çalıştığı yıllara dönmek istiyorum. Atatürk her davranışıyla halkına moral aşılamaya özen göstermektedir. Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir. Tabii günümüzde bunun bazı istisnaları oldu, değil mi? Gerçek. Atatürk özel olarak belirtmemişti ama bütün dünya bir başka gerçeği daha görmeye hazırlanıyordu. Türk kadını güzeldir. Bence kabul etmemek şöyle dursun, memnun biri olacaktır. Sen benim kızımı tanımıyorsun abidin. Dediği dediktir. Eğer bu iş ona ters geliyorsa kimse onu bu fikirden caydıramaz. Şşşt, geliyor. Ben ona hiçbir şey söylemiyorum. Siz nazik bir insanı anlatırsınız. Anlatırız da itiraz etmez inşallah. Abidin amca, baban, sabah sabah ne işiniz var sizin burada? Yoksa bile bir şey mi oldu? Dur kızım, telaşlanma. Korkulacak bir şey yok. Seninle bir konu hakkında konuşmak istiyoruz kızım. Evet kızım, senin için hayırlı olacağını düşündüğümüz bir şeydi. Hem de çok hayırlı olacağını düşündüğümüz bir şey. Ben gideyim aşçıya söyleyeyim de akşama emik helvası yapsın. Yoksa beni evlendirmek mi istiyorsunuz? O zaman şimdiden söyleyeyim, tanımadığım biriyle evlenmem ben. Yok canım, öyle bir şey değil. Sana sormadan böyle bir şeye kalkışır mıyız hiç? Peki nedir öyleyse? Meraktan çatlatacaksınız beni. Belki okumuşsundur. Cumhuriyet Gazetesi bir güzellik yarışması tertip etmiş. Ciddi bir güzellik yarışması. Aklı başında aile kızlarının katıldığı bir yarışma. Uzun sözün kısası, biz senin bu yarışmaya katılmanı istiyoruz. Anlamadım. Söylediklerinizden hiçbir şey anlamadım. Kızım, bunda anlamayacak bir şey yok. Biz senin Cumhuriyet Gazetesi'nin açtığı güzellik yarışmasına katılmanı istiyoruz. Ama nasıl olur? Olur, olur. İnsan senin gibi güzel olunca basbayağı olur. Yani ben güzelim diye herkese ilan etmemi mi istiyorsunuz? Utanırım ben bundan. Ne var bunda utanacak? Öyle ya. Üstelik yarışmayı kazanırsan Türkiye'yi Belçika'da yapılacak büyük yarışmada temsil edeceksin. Kazansan da kazanmasan da Türk kadının çağdaşlığını ve güzelliğini bütün dünyaya ispat etme fırsatı bulacaksın. O gün babam elimden tutarak Palas Pandras Cumhuriyet Gazetesi'ne götürdü. Yarışmaya katılan 12. kız olmuş ve 5 numaralı yarışmacı olarak ertesi gün bütün gazetelerde boy boy resimlerim çıkmıştı. Güzel olduğumu biliyordum. Biliyordun mu bunu Abdülhak Hamit, Cenap Şahabettin, Hüseyin Cahit, Peyami Safa, Arif Dino, Çallı İbrahim ve Abidin Dağlar gibi çok önemli isimlerden oluşan bir jürinin önünde ilan etmek yine de biraz tuhaf gelmişti bana. Birinciliği benim kazandığım söylendiğinde ilk önce şaka yapıyorlar sandım. Sonra etrafımı saran, beni kutlayan, imza almak isteyen, bana kağıt kalem uzatan, beni öpmeye çalışan insanların gürültüsünden işin şaka olmadığını anladım. 1932 yılının Temmuz ayının ilk haftasında babamla Orient Express'ine binip Belçika'nın Spa kentine doğru yola çıkınca işin boyutlarının ne kadar ciddi olduğunu fark ettim. Spa kentinde bir ay süreyle yarışma için eğitilirken her ülkeden gelen onlarca kızla haşır neşir olmuştuk. Birbirimizle yarışacağımızı unutmuştuk adeta. Bir masal yaşıyor gibiydik. Yarışma gecesini bir rüya gibi hayal meyal hatırlıyorum. Birinciliği kazandığımı duyunca o kadar şaşırdım ki her şeyin bir rüya olduğuna inanmaya başladım. Bütün bunlar gerçek olamazdı. Bir rüya yaşıyordum. Çiçek gelirse koyacak vazo kalmayacak. Bana kalırsa daha çok hem de çok çiçek gelecek. Bütün Türkiye gelimanı kutlamak istiyor. E kolay değil tabi dünya güzeli olmak. Ama siz de az uğraşmadınız abidim bey. En az benim kadar, hatta benden daha çok babamın uğraşmasıyla oldu bu iş. Zaten kendisi bu kadar ateşli bir Atatürkçü olmasaydı bu iş olamazdı. Bunun için size ne kadar teşekkür etsem azdır.
Siz olmasaydınız bu yarışmaya katılmak aklımızdan bile geçmeyecekti. Asıl biz sana teşekkür borçluyuz kızım. Dünyanın en güzel kızı seçilmekle bu konuda Türkiye'nin adını ilk kez duyurdun. Türk kadınının güzel olduğu kadar erdemli, kültürlü ve uygar da olduğunu bütün dünyaya bir çırpıda anlatıverdin. Benim için önemli olan benim değil, Türkiye'nin kazanmasıydı. Atatürk'ün kurduğu yeni apaydınlık Türkiye'nin etken bir unsuru olmak beni gerçekten çok mutlu ediyor. Yarın babasıyla birlikte bir nişan merasiminde Atatürk'ün huzuruna çıkacak. Haberim var. Bu arada bildiğin kadarıyla seni orada bir de sürpriz bekliyormuş. Beni korkutmayın Abidin amca. Zaten onunla karşılaşmak beni Belçika'daki yarışmadan daha çok heyecanlandırıyor. Onun karşısında nasıl davranacağımı, nasıl davranmam gerektiğini bilemiyorum. Hiç merak etme kızım. O sana gereken gücü verecektir. Nişan müziklerini kim takacak acaba? Atatürk'te davetli olduğuna göre herhalde o takacaktır. Aman susun, geliyor. Burada bak paşam, buyurun. Hoş geldiniz efendim. Kızım sen Türk ırkının, Türk kadınının güzelliğini bütün dünyaya tanıttın. Sesimizi kainata duyurdun. Artık tarihe geçtin. Sana Ece soyadını verdim. Memnun musun? Beni ihya ettiniz efendim. Ben bu şansı sizin inkılaplarınız ışığında kazandım. Çok yaşayınız efendim. Türk milleti size muhtaçtır efendim. Atatürk her sahada Türk kadınına yolu açmış, onların da en az erkekler kadar güçlü olabileceğini bütün dünyaya kanıtlamıştı. Birçok Avrupa ve Amerika ülkesinden önce Türk kadınına seçme hakkı tanıması bunun en güzel kanıtı değil midir? Dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir. Evet, güzellerimiz yıllar boyu Avrupa'da, Asya'da, Amerika'da çeşitli derecelere girdiler. Hatta birincilikler kazandılar. Ama ilk ve tek dünya güzelimiz Keriman Halis'ti. Onu ekranda geçen yılda Afrejaler olarak izlediğimiz genç oyuncu Yeşim Alıç canlandırdı. Evet sevgili izleyiciler, Yeşim Alıç. Bu gecenin üçüncü sürprizi de Keriman Halis davetimizi kabul edip şeref konuklarımızdan biri olarak gecemize katılması Keriman Halis'in. Ve bizleri güzelliğinden mahrum etmemesi. Evet sevgili konuklar, ilk ve tek dünya güzelimiz Keriman Halis. Değerli konuklar, sıradaki ödülü almak için güzellik ikincil bir kriter neyse ki. Çünkü Keriman Halis'in yanında güzelliğin lafını etmek bile insanı şöyle bir titretiyor, ürpertiyor.